DRC-5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yüzme havuzundan sesleniyoruz ve İl Müdürümüz İlhan Aslan'la birlikteyiz. Müdürüm şimdi Ramazan ama havuz bundan önce açılmıştı. Ramazan'dan önce açılmıştı. Her şeyiyle faaliyete geçmişti. Biz öncelikle buradan başlayalım ama daha yüzme havuzunun üst tarafında da çok yenilikler var. İsterseniz bunlarla başlayalım. Buyurun. Şimdi Balıkesir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü olarak biliyorsunuz yüzme havuzumuz 1 Haziran tarihi itibariyle Balıkesir halkının ve çocuklarımızın hizmetine girdi. Bu anlamda 1 Haziran'dan sonra havuzumuzdan istifade edilmeye başlandı. Evet. 17 Haziran tarihi itibariyle de yaz spor okullarımız başladı. Bu sene yaz spor okullarımıza talep çok fazla. Özellikle 22 branşta biz yaz spor okulu açtık. Bu spor yaz sporlarında açtığımız branşlardan bir tanesi de yüzme branşı. Hakikaten hem Balıkesir'de bulunan kulüplerimiz, yüzme kulüplerimiz hem de Gençlik Spor'un yüzme kulübü çok sayıda müracaat almak suretiyle havuzdan çocuklarımızın istifadesi o günden beri devam ediyor. Bugün de burada işte çocuklarımızın bir kısmı yüzme branşıyla ilgili eğitimlerini alıyorlar. Biraz sonra da saat 6 itibariyle de Balıkesir'de il seçmelerini yapacağız. 3 günlük bir seçme yarışları devam ediyor. Bu üçüncüsü gün. Bugün itibariyle de seçme yarışmalarımız bitecek ve ilimizi temsil edecek. Çeşitli yarışmalarda ilimizi temsil edecek çocuklarımız belli olacaklar. Yani buraya herkes çocuğunu getirecek, seçmelere katılacak çocuklar. Katılıyorlar. Onlar evet, müracaatlarını yaptılar. Evet. Dün ve önceki gün seçmelerin bir kısmı yapıldı. Bugün de saat 6 itibariyle bu seçmelerin sonuncusunu yapacağız. Ve ilimizi bu çocuklarımız çeşitli müsabakalarda temsil edecekler. Evet. Bu anlamda ilimizde özellikle yüzme branşında çok ciddi anlamda altyapıda sporcular yetişiyor. Yaşları ilerledikçe bu çocuklarımız ilimizi en güzel bir şekilde temsil edecekler. Tabii burada amacımız sadece çocuklarımıza yüzme öğretmek değil. Buradaki yaz spor okullarıyla çocuklar arkadaş topluluklarıyla bir araya geliyorlar. Arkadaşlıklarını pekiştiriyorlar ve uzun sürecek dostluklar elde ediyorlar. Bu anlamda yaz spor okullarını önemsiyoruz. Bakanlığımız da önemsiyor. Geçen sene yaz spor okullarında 1400 civarında bir müracaat vardı. Şu anda 5000'in üzerinde müracaat oldu. Bizim hedefimiz 8000 olarak hedef belirledik bu sene kendimize. İnşallah öyle tahmin ediyorum biz 8000'i bile aşacağız. Yaz spor okullarına 8000 büyük rakam. Çok büyük rakam. Evet. Yaz spor okullarına bu şekilde teveccüh çok fazla bu sene. Tabii 22 branşta açtığımız branşta sadece yüzme branşı için biz çocuklarımızdan katkı payı alıyoruz. Diğer branşların hiçbirisinden ücret alınmıyor. Ücretsiz olarak çocuklarımızı bütün branşlarda bu açtığımız branşlarda 22 branşta velilerimiz çocukları Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü yaz okullarına yönlendirebilirler. Antrenörlerimiz eşliğinde çocuklarımıza hangi branşa müracaat etmişlerse yaz sporları okulları kapsamında biz onların çalışmalarını yapıyoruz. Evet, gerçekten de hocam cıvıl cıvıl çocuklarımız şurada işte yavaş yavaş paydos saati geliyor galiba. Evet, 4.30'da bitirecekler 4.30'da, şimdi evet. Çıkacaklar. Evet. Tabii yarın ve cumartesi ve pazar günleri de tamamen halkımıza açık. Burası cumartesi pazarda çok yoğun bir şekilde halkın istifade ettiği alanlardan bir tanesi. Peki akşamları veya sabahları artık tabii ki hani oruç tutanlar ne zaman girebilir mi diye öyle bir aklıma geldi ama çok da fırsat da yok yani. Biz sabahleyin saat 6'da havuzumuz açılabiliyor. Abonmanlar geliyorlar. 6'dan 8.30'a kadar havuzdan istifade edebiliyorlar. Akşamları maalesef havuzumuzu açamıyoruz. Çünkü havuzda yüzmenin yanında kontrol ve güvenlik de çok önemli. Doğru. Biz can kurtaranlarımızı akşam geç saatlerde çalıştırma imkanımız yok. O yüzden 8.30'a kadar devam eden yüzme havuzundan istifade 8.30'da sonlanıyor. Ertesi güne hazırlanıyor. Bir de havuzun hazırlık dönemi evresi geçmesi lazım. Temizlik elemanlarımız da çocuklarımız burasını boşalttıktan sonra havuzun temizlenmesiyle ilgili çalışmalarını devam ettiriyorlar. Sabaha da hazır bir şekilde havuzu hazırlıyoruz.
Peki müdürüm, şimdi yüzme havuzu olarak üst kısımda çocuklara ücretsiz bir takım imkanlar sunmuşsunuz. Onun da haberini aldık. İsterseniz onlara da bir görelim, onlara da bir gösterelim seyircilerimize ve onlar da çocuklarını buraya gönderebilirler. Tabii burada şimdi biz tabii bir adım sonrasına hazırlık yapma amaçlı yüzme havuzundaki bu tesisimizin üzerindeki yerleri biraz düzenli hale getirdik. Yani orada tamir tadilatlarımızı bitirdik. Özellikle bir bölümünü kurulacak olan 6 Eylül İlçe Müdürlüğü olarak değerlendireceğiz. Bir bölümünü de gençlik merkezi olarak, aşağıdaki gençlik merkezimiz çok yoğun bir şekilde çocuklarımızın istifadesine sunuluyor. Burasını da gençlik merkezi olarak kullanıyoruz. Çocukların özellikle dikkatini çekecek güzel imkanlar sağladık. Onları gezdiğimiz zaman çok daha rahat göreceksiniz. Onları da tanıtalım. Vatandaşlar da, halkımız da çocuklarını oraya göndersin. Tamamen ücretsiz bir şekilde buradaki tesislerimizden istifade edebilirler. Peki çıkalım o zaman. Evet, şimdi müdürüm, üst kata çıktığımızda burası vatandaşların hizmetine. Evet, kafeterya olarak değerlendirdiğimiz bir bölüm. Evet. Burada çocuklarını havuzdan istifade etmek için getiren ailelerimiz çocuklarını aynı zamanda kontrol etme amaçlı burada oturuyorlar, dinleniyorlar, ihtiyaçlarını gideriyorlar ve burası da nezih bir ortam haline getirildi. Daha önce burada biliyorsunuz bu gölgelikler falan yoktu. Burada oturmak biraz sıkıntılı oluyordu ama şu haliyle çok muazzam bir ortam haline geldi. Velilerimiz de burada rahatlıkla, gönül rahatlığıyla çocuklarını takip edebiliyorlar. Evet, peki. Evet sevgili seyirciler, şimdi o yüzme havuzunun üst kısmında, kafeteryanın hemen yanında yeniden organize edilmiş bir yer var. Nedir burası müdürüm? Evet, burası yıllarca atıl vaziyette bekleyen bir alandı. Evet. Gençlik merkezi bizim çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmesi açısından son derece önemli olan merkezlerden bir tanesi. İlimizde biliyorsunuz merkezde bir tane gençlik merkezimiz var. Orada da yoğunluk çok fazla. Evet. Tabii özellikle gençlerimizin yoğun olarak geldikleri bu yüzme havuzunun etrafında böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Burada çocuklarımız her türlü aktiviteyi yapma imkanına sahip. İşte bilardo masalarımız var. Mini golf gibi mi diyelim? Var, mini golf var. Daha işte masa tenislerimiz var. Ve PlayStation aletlerimiz var. Çocuklarımız buradan istedikleri şekilde istifade ediyorlar. Tabii burası aynı zamanda okuma salonu olarak, okuma merkezi olarak da değerlendirdiğimiz alanlardan bir tanesi. Burada nokta lider olarak değerlendirdiğimiz görevlilerimiz var. Bu çocuklarla yakından ilgileniyorlar ve her bir çocuğumuza ücretsiz kitap vermek suretiyle de kitap okumalarına yardımcı olunuyor. Kitaplara bir bakalım. Nedir kitaplar? Evet. Bu kitaplar mı veriliyor müdürüm? Bakanlığımızın hazırlayıp bastığı bu kitapları çocuklarımıza ücretsiz olarak da dağıtıyoruz. Ve çocuklar buraya geldikleri zaman hem bu kitaplardan alıyorlar, kitap okuyorlar, kitap okuma alışkanlıkları fazlalaşıyor. Hem de iyi dostluklar elde ediyorlar. Burası sabahtan akşama kadar bu şekilde cıvıl cıvıl çocukların vakit geçirebilecekleri, hakikaten arkadaş ortamı oluşturabilecekleri bir alan haline getirildi. Evet. Bu anlamda da biz çok mutluyuz tabii çocuklarımızı böyle görmek. Şu gençlerimize ben bir mikrofon tutayım, onlarla bir konuşayım. Şimdi bir şöyle ayağa kalkabilir misin? Seni bir tanıyalım. Benim adım Arda. Arda, kaçıncı sınıf? 6. sınıftayım. 7'ye mi geçtin? Evet. Arda, burasını yeni mi keşfettin sen? Daha önce biliyor muydun? Yok, bir hafta önce yüzme kursuna başlamıştım. Evet. Sonra buraya ücretsiz kayıt olunduğunu öğrendim. Evet. Sonra buraya kayıt olduk. Aslında eğlenceli bir yer. Çok mutlu oluyoruz burada oyun oynarken. Evet. Şimdi burada değişik halde bilardo var mesela. Evet. Sonra PlayStation var. Bir baktığımda şu anda Real Madrid'le çok güzel bir Real Madrid'in maçı var. İbrahim Toraman da oynuyor yalnız. Nasıl iş? Evet. Yani iyi. Kim organize ediyor bunları? Yani efendim? Gençlik ve İstik. Onu soracağım işte. Yani kimin bir hizmeti bu anlamında biliyor musunuz? Spor. Evet. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü evet. tarafından. Evet. Peki bu arkadaşlarının da haberi var mı bundan? Birçok arkadaşının? Yok, şu anda biz ikimiz biliyoruz. İkiniz? Evet. Arkadaşlarınıza haber vermiyor musunuz yoksa? Arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman söylüyoruz işte, burası çok güzel bir yer, gelin oynayın diyoruz aslında. Evet. Evet. Havuz da var. Evet. Peki en çok hangisi ilgini çekiyor senin?
Buradaki oyunlardan mı? Evet. Xbox. Efendim? Xbox. Evet. Şimdi bunlar tabii evlerde, birçokların evlerinde de var ama o zaman kontrolsüz oluyor. Burada en azından fazla da şey yapmam. Hem arkadaşlarımız oluyor böyle, daha iyi eğlencesi çıkıyor. Evet. Seni tanıyalım. Benim adım Kadircan, soyadım Önel. Evet Kadircan, sen geliyor musun sık sık? Biz de işte bir hafta önce yüzme kursundan dolayı buraya geldik, ücretsiz olduğunu öğrendik. Yüzmeden çıktıktan sonra burada eğlenme amaçlı buraya geliyoruz. Evet. Çok eğlenceli bir yer. Burada yüzmeden sonra tekrar böyle bir antrenman gibi bir şey. Evet. Kondisyon anlamında. Sen pinpon mu oynuyorsun? İyi oynuyor musun pinpon? Şey, daha yeni deniyor. Yeni mi? Daha önceden oynamamış mıydın? Daha önceden hiç oynamamıştım. Şimdi kurslara gidiyorum. Evet. Peki. Müdürüm, burada yaş şeyi var mı? Yaş olayı var mı? Yani kaç yaşına kadar? Bizde 7 yaşından başlayıp 29 yaşına kadar gençlerimiz buraya gelip istifade edebiliyorlar. Evet. Biz biliyorsunuz bakanlığımız olarak 14-29 yaş arası bütün herkesi genç olarak kabul ediyoruz. Ama özellikle gençliğe adım atacak olan çocuklarımızı da burada hoş vakit geçirmeleriyle ilgili olarak buralarda onları görmek istiyoruz. Hakikaten bu anlamda burası da güzel bir ihtiyaca cevap verecek. Tabii biraz karşı taraftaki yerlerimizi de ilçe müdürlüğü olarak değerlendiriyoruz ama ihtiyaç olduğu zaman oraya da bu şekildeki spor aletlerini koymak suretiyle çocuklarımızın istifadesine sunacağız. İlçe müdürlüğü olarak orası 2014 yerel seçimlerinden sonra olacak orası. Faaliyete girecek. Böylece biliyorsunuz Balıkesir büyükşehir olduktan sonra iki tane ilçe müdürlüğü kurulacak. İlçe müdürlüklerimizden bir tanesini biz burada kuracağız. Bir tanesini de İsmail Akçay Atletizm Pisti'nin olduğu yerde merkez olarak hazırladık. Oraları hareketlendirme amaçlı. Sizin bulunduğunuz yer ne olacak? Orası bizim büyükşehir olarak duracak. İl müdürlüğü olarak? İl müdürlüğü olarak duracak. Evet. İl müdürlüğü aynen devam. İki taraf ilçe olarak. Peki burasıyla ilgili başka ifade etmek istediğiniz var mı? Bunlar gençlik merkezinde esas merkez kısmında yine var değil mi? Şimdi bunların hepsi gençlik merkezinde de olacak. Yani biz şimdi buradaki hareketliliği fazlalaştırma adına bunları buraya kurduk. Ancak bunların tamamını oraya da kuracağız. Hatta bazı malzemelerimizin siparişlerini verdik. Onlar da gelecekler. Mesela langırt ve buz hokeyi dediğimiz oyunları da oynayabilecekler çocuklar. Çocuklarımızın çok dikkatini çekiyorlar. Tabii burada bir kompleks olarak değerlendiriyoruz burasını. Dış tarafta işte basketbol sahaları, voleybol sahaları, efendim işte halı sahamız var. Böyle bu 50. yıl gençlik parkı veya çocuk parkı dediğimiz bu alan gençlerimizin çok yoğun olarak bulunduğu alanlardan bir tanesi. Burası hakikaten başlarında da iki tane lider, biri abla biri abi olmak üzere iki tane lideri sürekli burada bulunduruyoruz. Bu arkadaşlarımız çocuklarımızla yakından ilgileniyorlar. O yüzden bütün velilerimiz güvenerek çocuklarını buraya... Tabii belli bir sıra, belli bir zaman tanıyorsunuz onlara. Şu mini golfü ben bir bakayım. Sen mesela daha önceden hiç mini golf oynamış mıydın? Biliyor musun? Hayır. İlk defa burada mı oynuyorsun? Evet, mini golf. Belli bir kurallar çerçevesinde mi oynuyorsunuz yoksa öyle kafanıza mı göre? Bilmiyorum ki, öyle kafamıza göre oynuyorsun. Kafanıza göre oynuyorsun. Peki sen daha önce oynamış mıydın? Yok. Oynamamış mıydın? Hayır. Ama en azından bir golf şeyini, ne olduğunu, işte sopasının, topunun falan ne olduğu konusunda biraz fikir sahibi oluyorsun değil mi? Evet. Yani daha önceden hiç, hangi mahalleden geliyorsunuz? Biz Gümüşçeşme mahallesinden geliyoruz. Gümüşçeşme. Evet. Sizin Gümüşçeşme mahallesinde fazla golf yoktur herhalde, öyle mi? Evet. Var mı golf orada? Hayır. İlk defa burada mı gördün? Yok, golfü daha önce görmüştüm ama oynamamıştım yani. Benim bildiğim birçok mahallede yok yani. Birçok mahallede oynayan yok. Evet, onun için dedim ben de. Bir tanımış olduk. Peki, evet sevgili seyirciler, yüzme havuzunda ve kafeteryasında gençlik merkezi olarak ayrılan bölümde çocukların oyunları bu şekilde. Ama biz müdürümüzle programımıza devam ediyoruz. Çünkü bir Atatürk Stadı konusu var. Şimdi Atatürk Stadı'nda son durum ne? Bütün yapılacaklarla işte birincilik statüsüne göre istenenler var mutlaka. Bütün bunları şöyle bir sizden bir duyalım. Şimdi Balıkesir'de tabii Balıkesir sporumuz bir üst lige, PTT birinci ligine çıktıktan sonra
biz biraz daha çıtamızı yükseltmek durumundayız. Aslında bizim Atatürk stadımız diğer statlara göre, yani diğer illerin çoğu stadına göre çok muazzam olan statlardan bir tanesi. Evet. Aslında kriterlerin çok büyük bir kısmı da stadımızda mevcut. Ancak canlı yayınla alakalı bazı eksiklerimiz var. Canlı yayın odaları ve canlı yayınla çekimlerle alakalı özellikle bir bölüm oluşturmak zorundayız. Bununla ilgili hazırlıklarımız son safhasına geldi. Önümüzdeki hafta bunlarla ilgili, yani kriterlerin tamamlanmasıyla ilgili ihalemize çıkacağız. Üst katta bir basın toplantı odası oluşturacağız. Yine basıncı arkadaşlarımızın, basın mensupları arkadaşlarımızın daha rahat çalışmalarıyla alakalı, internetten istifade etmeleriyle alakalı ayrı bir bölüm oluşturacağız o çay ocağının olduğu yerde. İçeride de basın odası oluşturmak suretiyle önce orasını hazırlayacağız. Daha sonra şu anda gazeteci arkadaşlarımızın futbol maçlarını izlediği alanla alakalı bir çalışma yapacağız. O alanı biraz daha ön plana, öne doğru alacağız, öne çekeceğiz. Böylece arkada bir sahne oluşturmak suretiyle canlı yayın çekimlerinin yapılabileceği bir bölüm oluşturacağız. Bunun haricinde işte ufak tefek alttaki düzenlemeleri de yapmak suretiyle bizim zaten PTT 1. Lig kriterlerini... Bu canlı yayınla ilgili proje çizildi mi müdürüm? Hazırlandı mı? Evet. Özel idare mühendislerim, özel idaredeki mühendis arkadaşlarımız projeleri çizdiler. Önümüzdeki hafta ihale aşamasına getirdik. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimal ihalesine çıkacağız. Tabii çok sıkça sorulan konulardan bir tanesi ışıklandırmayla ilgiliydi. Işıklandırmayla ilgili güzel bir çalışma yaptık. Hakikaten Balıkesir Stadyumu'nun ışıklandırılması Balıkesir'e ayrı bir atmosfer kazandıracaktır. Bu anlamda pazartesi günü, yani ayın 15'i itibariyle biz ışıklandırma ihalemizi yapıyoruz. Işıklandırma ihalesi yapıldıktan sonra yer teslimini yapacağız ve 120 günlük süre içerisinde de ışıklandırmamız tamamlanmış olacak. Tabii bizim özellikle protokol girişinde bir düzenleme yapacağız. Oraya bir turnike ve ayrı bir düzen oturtmak zorundayız. Akreditasyon işlemlerini bu sene daha sağlıklı almak durumuyla kalacağız. Çünkü herkes protokol tribününe gelişi güzel oturamayacak. Gazetecilerin olduğu bölüme, gazetecilerin dışında veya basın mensubu arkadaşlarımızın dışında akreditasyonu olmayanlar gelip oturamayacaklar. Biraz daha oralarda tedbirler almak suretiyle daha düzenli ve kriterlere uygun bir şekilde hareket etmek istiyoruz. Evet. Tabii bunlar ligin başlamasını geçecek, bütün bunların tamamlanması. Bu arada bir geçiş süresi yaşanacak tabii. Tabii ki, yani ışıklandırma, biliyorsunuz kriterlerin içerisinde ışıklandırma yok. Yani o yüzden onun bir çok büyük bir sıkıntısı olmayacak. Ama diğer kısımla alakalı biz büyük bir ihtimal hazırlıklarımızı yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. Federasyondan gelen yetkililerle de stadyumumuzu gezdiğimizde aslında gözle görülebilen eksiklikten bahsedemedi arkadaşlarımız. O yüzden biz eksiklik olarak görmüyoruz bunları. Tabii bu arada Balıkesir Spor'un yapmış olduğu, yapacağı çalışmalar var. Özellikle reklamlarla ilgili çalışmalarımızı Balıkesir Spor'umuzun yine yapmasıyla alakalı görüşmelerimiz devam etti. Özellikle reklam konusunun bu sene kriterlere uygun hale, veya kriter demeyelim de biraz daha ışıklı reklamların da yer almasını stadyumda sağlayacağız. Böylece özellikle Balıkesir Spor'un 1. Lig'e, PTT 1. Lig'e çıkmasıyla birlikte stadyumda bazı güzellikleri bütün seyircilerimiz daha yakından izlemiş olacaklar. Bu anlamda hakikaten çok muazzam olan stadımız bu yapılacak olan değişikliklerle daha da güzel bir hale gelecek. Önemli olan burada sıkıntısız bir maç izlenmesiyle alakalı bir çalışma yapmak. Tabii çok sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de üst kat çatı kapatmasıyla alakalı sorular soruluyor. Biz aslında şu andaki protokol tribündeki direklerin görüntüye ne kadar zarar verdiğini görüyoruz. O yüzden özellikle
bakanlığımıza bu konuları detaylı bir şekilde yazdık ve görüşlerimizi de bildirdik. Biz stadyumun tamamının üzerinin kapatılmasıyla alakalı bir teklifimiz oldu bakanlığa. Eğer onu gerçekleştirebilirsek onun üzerinde çalışıyoruz. Tabii o zaman o direklerden de kurtulacağız. Evet, tamamıyla yeniden bir çalışma yapmak zorundayız. Eğer bunu gerçekleştiremezsek biz kendi imkanlarımızla özellikle protokol türbününün sağlı ve sollu 60'al metrelik kısmının kapatılmasıyla alakalı kendi imkanlarımızı kullanacağız. O şekilde esas seyirci kitlesinin çok yoğun olarak geldiği sağlı ve sollu olarak 60'ar metrelik kısmı kapatmak suretiyle stadımızı biraz daha görsel anlamda güzel bir hale getireceğiz. Evet, tabii ki stad hem tarihi hem günlük ihtiyaca cevap verebilecek bir hale gelmiş olacak. Peki müdürüm, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz size. Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanı bize sunduğunuz için. Şahsınıza ve karate ekibine teşekkür ediyorum. Peki, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bugün konuğumuz Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlan Aslan'dı. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.